Mustafa Elitaş, ondan sonra Baki Ersoy. 4 tane AK Parti'den var herhalde, değil mi? 2 tane İYİ MHP'den var. Sadece seçimlerden seçimlere karşımıza geldiklerinden biz de unutuyoruz. 2018 yılı genel seçimlerinde seçilen 10 milletvekili Kayseri'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil ediyor. Bizler de Laf Sokak'ta ekibi olarak seçilen milletvekillerini Kayseri halkı ne kadar tanıyor diye sorduk. Bakalım cevaplar nasıl? Pek tanımıyorum. Şeyle ilgilenmiyorum. Siyasette pek ilgilenmiyorum. Peki bana Kayseri milletvekillerini sayabilir misiniz dediğimde birkaç tane isim verebilir misiniz? Hayır maalesef. Hiçbirini tanımıyor musun? Hiçbirini tanımıyorum. Peki bu neden kaynaklanıyor? Niye tanımıyorsun? Çünkü yani siyasette ilgili pek anlamım yok. Yani pek ilgim yok. Aleten yani bakıyoruz pek bir şey yaptıklarını görmüyorum mesela ben yani. Böyle yol köprü falan yapıyorlar ama yani bize bir katkıları olmadığını pek sanmıyorum. O yüzden pek de ilgilenmiyorum. Birazcık. Peki tanıdığınız kadarıyla Kayseri milletvekillerinin ismini bize sayabilir misiniz? Hayır. Hiç mi? Hiç. Bir eski büyük belediye başkanını tanırım, Ankara şey olanı. Adı neydi peki? Vallahi büyük. Ya çıkaramayacağım. Şey Ankara'nın karşısına konduydu ya. Peki sizce vatandaşlar Kayseri milletvekillerini neden tanımıyor? Neden tanımıyor? Tek cevap vereyim, ben 50 senedir Avrupa'dayım. Ondan dolayı fazla şeyim yok, ilgim yok. Kayseri siyasetçilerini tanıyorum dersem kesinlikle yalan olur. Bir tek Dursun Ataş milletvekili, bir de CHP milletvekili Çetin Arık. Tabii AK Parti milletvekillerinin bir ikisini tanıyorum, geri kalanı tanımıyorum. Peki tanıdığınız kadarıyla Kayseri milletvekillerini bize sayabilir misiniz isim ve soyisim olarak? Evet, güzel bir soru. Hazırlıksız yakalanınca insan cevap veremiyor. Şimdi Dursun Ataş İYİ Parti milletvekili. Çetin Arık CHP milletvekili diyebiliyorum. Yanlış olmuyorsa tabii. Ve AK Parti milletvekilleri bakalım ya, hepsini unuttum. Görüyor musunuz isimlerini? Kimse aklıma gelmedi şu an onlardan ya. Peki Kayseri'de kaç tane milletvekili var? 9 ya da 11 olması gerekiyor. Son kararınız mı? Son kararım 11 diyorum. İsimlerini sayabilirim diyor ki isimlerini sayamam. Bir tane şöyle söyleyeyim. Kendi parti verdiğim Çetin Arık var, onu biliyorum. Tamam, bir de Mehmet Öztaksı var, eskiden gelen. Diğerleri de zaten bilmiyorum. Peki Kayseri vatandaşları neden milletvekillerinin isimlerini bilmiyor? Neden bilmiyorlar? Onu şöyle diyelim. Önceden örneğin milletvekilleri halk arasında karşılardı veya mecliste genel soru verirlerdi. Çıkar konuşma yaparlardı belli programlar içerisinde. Şu andaki referandumdan sonra her şeyi tek kişi yaptığı için milletvekillerin hiç de bir önemi kalmadı. Önemli değil yani. 600 tane olmuş, 500 tane olmuş, hiç de önemli değil. Nihayetinde boş yere maaş alıyorlar. Aa, tam bilmiyorum sayısını. 4 tane AK Parti'den var herhalde, değil mi? 2 tane MHP'den var. Bir tane de İYİ Parti'den mi var? Peki bildiğiniz kadarıyla milletvekillerinin isimlerini bize sayar mısınız? Vallahi hangilerini biliyorum bilmiyorum ya çoğunu. Bildiğiniz kadarıyla. İYİ Parti'dekileri tanıyorum. Tamam, isimler. Ondan sonra MHP'dekileri tanıyorum. Tamam, isimlerini alalım bildiğiniz. Anlamıyorum şimdi de. Peki şunu soralım. Kayseri vatandaşı milletvekillerini neden tanımıyor? Vallahi bizim için genelde hep belediyeciler ön planda oluyor. Anladın mı? Bir de bizim büyüğümüz var işte. Hasekimiz. Sayın Hasekimiz. Onu biliyoruz. Zaten işler de onunla yürüyor. Kayseri'de milletvekili en son 8 taneydi. Değil mi? 9 mu 8 mi? Peki bildiğiniz kadarıyla isimlerini sayar mısınız? Vallahi Mustafa Elitaş, ondan sonra Baki Ersoy, İsmail Tamer Karayel. Bunları biliyorum ya. Diğerlerini de biliyorum ama unuttum ya şey olarak diyeyim. Var mı başka? Biraz daha zorlarsak çıkar mı? Valla öncelerden derseniz Cumhurbaşkanımız vardı, Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, Salih Kapısız vardı. Onları da hatırlıyorum yani kendisi olarak. Onun haricinde hatırlamıyorum. Peki neden bütün Kayseri milletvekillerini tanımıyorsunuz? Ya siyasette çok fazla işin açığı ilgilenmiyorum ya. Ondan dolayı işin açığı bilmiyorum yani onun için. 7 tane diyebiliyorum ama tam bilmiyorum. Yani siyasetin o kısmıyla ilgilenmem. Düşünce konularıyla ilgilenirim. Peki bildiğin kadarıyla Kayseri milletvekillerini bize sayar mısın?
Onları da saymam. Ben dediğim gibi siyasi düşüncelerle ilgilenelim ki Türkiye'de siyasetin yani pratikte ilerlemediğini düşünüyorum. Onun için Türkiye'deki siyasi kişilerle hiç ilgilenmiyorum. Tanımıyorum. Hiç mi? Hiç. Bir iki tane isim sayın desek, milletvekillerini bize sayar mısınız? Ya şu şey vardı, belediye başkanımız vardı. Önceki belediye başkanımız vardı. Bir onu tanıyorum. İsimleriyle beraber alabilir miyim? Yok, isimlerini bilmiyorum. Genelde oy verip onun arkasına düşenler, milletvekilinin arkasına düşenler isimlerini gayet iyi bilirler de biz sadece oyumuzu veriyor. Anladın mı? Gerisini unutuyor. Kaç tane milletvekili var, ne iş yapar, nerede gezer, nereli, hangi milletvekili nereye bakıyor, onlarla pek ilgimiz olmadığı için isimlerini de bilmiyor. Peki neden Kayseri milletvekillerini tanımıyorsunuz? Siz gönderdiğiniz meclise sizi temsil ediyorlar. Tamam da bizi temsil ediyorlar da o ilk seçilirken tabii tanıyor yani şu şuymuş şu şuymuş yani ilk seçilirken. İşte Kayseri'de milletvekili şu adam seçildi işte şu çıktı bu çıktı. Ama gerisi ilgilendirmediği için unutuyor yani. 9'da en son ama 11'e mi çıktı? Ne yaptı diye bak. Peki Kayseri'deki siyasetçileri tanıyor musunuz? Belediye başkanını tanıyoruz. Başka tanımıyoruz. Peki sizden bir şey rica etsem. Kayseri milletvekillerinden 3-4 tane bize isim sayabilir misiniz? Vallahi bir tanesi geçen Ömer Bey miydi? Bildiğim bu kadar yani. Çünkü fazla yani bizle ilgilenmedikleri için yani isimleri de bize pek şey gelmiyor bizim. Hani vatandaşına ilgilenmedikleri için. Buradan bir çağrınız var mı acaba onlara? Yani vatandaşla iç içe olmalarını istiyoruz. Biz yani öyle Kayseri'liyiz ama milletvekillerimizin ismini bile bilmiyoruz. Çünkü bizle ilgilenmiyorlar. Vatandaşla ilgilenmediği için zaten ben de ismini duymak istemiyorum veya aklıma gelmiyor. Yani çok aşağı yukarı televizyondan izlediğimiz kadarıyla. İzlediğiniz kadarıyla 3-4 tane milletvekilinin ismini sayabilir misiniz bize? Bak şimdi böyle sorunca aklıma gelmedi. Kopya almadan. Yok, Mehmet Özaseki. Evet. Aa bak unuttum, görüyor musun? Şu an aklıma gelmedi, unuttum. Genel olarak tanıyor musunuz peki? Ya genel olarak tabii ki tanıyoruz. Neden tanımayalım? Kısmen. Televizyonda gördükçe kısmen tanıyoruz. Bildiğiniz kadarıyla 3-4 tane bize milletvekilinin ismini sayar mısınız? Enerji, Taner Yıldız vardı. Evet. Mehmet Özaseki belediye başkanımız, eski belediye başkanımız. Memduh Büyükkılıç. Belediye başkanımız. No, evet. Memduh Bey. Evet, belediye başkanımız, doğru. Şu an aklımıza gelmedi böyle mikrofon karşısına geçince. Peki genel olarak Kayserili vatandaşlar milletvekillerinin isimlerini bilmekte zorluk çekiyorlar. Evet. Bu neden kaynaklanıyor? Sanırım bizden kaynaklı ya da kendilerini iyi tanıtamadıklarından diye düşünüyorum. Sadece seçimlerden seçimlere karşımıza geldiklerinden biz de unutuyoruz. Aklımızda tutamıyoruz. Aktif olsalar Kayseri adına bizim de hafızamızda kazınır. Buradan bir çağrınız var mı milletvekillerimize? Tabii ki. Kayseri eskisi gibi değil. Özellikle Mehmet Özaseki gittikten sonra şimdiki belediye başkanlarımızdan hiç memnun değiliz. Ben oy vermeyi dahi düşünmüyorum. Kayseri için seçilen bizler gönderdik onları oralara. Kayseri için bir şeyler yapmalarını bekliyoruz. Çünkü Kayseri eski haline dönmeye başladı diye düşünüyorum. Çevremdeki tüm herkes de aynısını düşünüyor zaten.